Sonra spora başladım. Spora nasıl başladın Şahika? Bir okul gezisinde özellikle ortaokul yılları mı bunlar? Şimdi ilkokul bittikten sonra Anadolu Lisesi'ni kazandım. Anadolu Lisesi'nde de bizi hocalarımız hazırlık sınıfı diye yabancı dil öğreniyoruz diye bazen böyle gezilere götürüyorlardı. Yelken okulunu gezdirmeye götürdüler. İşte herkes optimist nasıl yapılır, yelken Lazer nedir, nasıl yapılır falan lazer onlara nasıl bakıyor. yapılıyor. Onlara bakarken ben alt kata indim. Orada böyle paletli yüzen bir kız vardı, deniz kızı gibi. Ne yapıyor bunlar falan diye. Kendimi böyle ben de dalmak istiyorum, ben de bu sporu yapmak istiyorum diye. Yüzmeyi nasıl öğrenmiştin? Çanakkale'de tabii yüzme Çanakkale'de, öğrenmek. Denizde Denizde. çok sevdiğim bir ablam vardı, Aylin ablam. Doktordu. Ben de ona çok özenirdim. Hani doktor falan da olunca böyle dinlerdim sözünü. O göstermişti. Annemle birlikte, annem de çok iyi yüzer. Yani annem mesela şey böyle yüzmeye başlar, gözden kaybolur. Göremezsin. Sonra bir geri gelir yarım saat sonra falan. Cesaretlidir. Onlara baka baka yani benim için hiçbir zaman yüzmek, işte açılmak bir korku olmadı mesela. Çünkü hep böyle izlediğim insanlar çok cesaretli bir şekilde Çanakkale Boğazı'nda yüzüyorlardı. Çanakkale Dayım Boğazı ki aynı akıntısı çok şekilde. olan son derece Babam soğuk. paletli Güzel. yüzerdi Sen falan. dalar mıydın peki çocukken de yani? Evet, Dalar yani yani. dipten o kum çıkartmak, bir taş atıp onu bulana kadar dipte Geri yüzmek aramak falan. falan Zaten yaptığın çok şeyler. sevdiğim Ama şeylerdi. profesyonel dalış, serbest dalış bunları bilmiyorsun o zamana Yok, kadar. ismini bile Bir bilmiyorum. ismini bile bilmiyorsun. Gördün o kızı paletlerle Sonra yüzerken. oradaki antrenörler bana şey dedi, sen bu sporu denemelisin dedi. Yani böyle bir tipime baktılar, sen bunu denemelisin dediler. Ben öyle olunca iyice bir heyecanlandım tabii. Bir iki gün sonra şey onların antrenmanına katıldım. Nefes tutup dipten en uzun mesafeyi gitmeye çalışacağız dediler. Tamam dedim, giydim mayomu, atladık hepimiz suya. Nefesimizi tuttuk, dipten ilerlemeye çalışıyoruz ama ben teknik falan bilmiyorum. Yani normalde kurbağalamada belli bir teknik vardır. Ben işte elimi şöyle ittire ittire ne kadar gidebiliyorsam gitmeye çalıştım ama o kadar sevdim ki yani başımı suyun altına soktuğumda böyle büyülü bir dünyanın içine Bir girmiş havuzdasın o gibiydim. sırada. Yok, deniz bu. Denizde Bu yapıyorsunuz deniz, bunu. evet. Peki. Çünkü Çanakkale'de maalesef yüzme havuzu yoktu. Çok yeni açıldı yani. Son Gerçekten. 10 yıldır falan var. Benim spor yaptığım dönemlerde havuz da yok. O da ayrı bir hikaye. Nasıl yapıyordun antrenman? Neyse peki şu başlangıcı bir dinleyeyim. Allah Allah. Kışın denizde. Ve kendi kendime dipte ittirerek çok keyif aldığım için bayağı ben kalmışım suyun altında. Herkes çıkmış yukarıya. Ben en uzun mesafeyi ben gitmişim ama hiçbir altyapım yok. Oradaki sporcular yani eski bunu bilen sporcular öyle olunca beni hemen takıma aldılar. Yaz dönemine denk geliyordu tam işte okulun böyle son günleri. Ben gizli gizli oraya gitmeye Niye başladım. gizli gizli? Çünkü Çünkü annenin aklını kaçırabilir. Yani evet astım yani. hastasıydı bu çocuk, zor nefes alıyordu. Denizin Yani altında nasıl? saçlar ıslak, orada suyun altındasın. Böyle bir şey ay akılları almaz çünkü beni yani ıslak saç onun için en büyük krizlerden birisiydi. O yüzden hiç söylemeden ben orada böyle Nereye gidiyorum diyorsun? ya Çanakkale çok Arkadaşlarınla küçük yer. olursun zaten. Bisikletimle çıkıyordum ben her gün dışarıya zaten. İşte bütün gün bisikletle gezerim, arkadaşlarımla buluşurum. Öyle gidiyordum oraya. Bir iki saat yüzüyordum, geliyordum. Sonra anlatmak durumunda kaldım Böyle tabii. böyle bir işe başladım Yaz diyorsun. döneminde bir şey demediler. Sonra kış dönemi geldi. İlk yarışmaya davet ettiler beni. Yani yarışmalara da katıl dediler. Öyle olunca ailem hiç izin vermedi. Yani sen işte okulun Artık var. bayağı disiplinli bir sporcu olman Evet. lazım Yani senin bir de yani kış antrenmana geldi. Kışın gideceksin. denize mi girilir? Hani havuz yok çünkü. Kışın denize mi girilir? Biz seni yazın bile sokmuyoruz. Çanakkale'de yani yazın Çanakkale bile buz Boğazı. gibi, kışını ben hayal Yani edemedim şu elini an. sokmazsın. 10 derece Öyle falan bir soğuk. su. Peki. Buz yani. Ben tabii ilk yarışmaya katılamadım öyle olunca ailem izin vermeyince. Çok üzüldüm ama. Böyle bir işte komşularımız falan örgütleyip bir konuşma hazırladım. Ben bu işi Kime gerçekten yapacaksın bu yapmak konuşmayı? istiyorum diye Sizinkilere. aileme. Kaç yaşındasın? Lise mi? İşte yok ortaokuldayım daha. Dedim Ortaokuldasın. ki ortaokuldaki ders başarı notları hiç önemli değil. Lise notlarını önemsiyorlar üniversite sınavlarında. Hani bunu bana yani derslerini etkileyecek diyorsanız bu bir problem değil. Ben yüzmeye başladığımdan beri sağlığım çok iyi gidiyor. Çok Öyle mi mutluyum. gerçekten? Gerçekten öyle. Bağışıklık sistemim çok kuvvetlendi. Yani o kadar güçlendim ki ben yemek yemeyen bir insandım. Şimdi öyle spor yapınca 2-3 katı yemeye başladım. Annem falan da şaşırıyordu. Aa falan diye. Hani ben dolaptan bir şeyler böyle aşırıp Aşırı. evden Belki uykun çıkıyordum. düzeldi, daha rahat Her uyumaya şeyim başladın falan. yani Moralin düzeldi. inanılmaz. İnsanın hayatı 180 Onun derece için değişiyor değişiyor. sporla beraber. Ne dedin peki? Nasıl ikna ettin sizinkileri?
ben bunu deneyeceğim. Ben bu sporda milli takıma girmek istiyorum. Aa, inanmıyorum. Daha yani o konuşmada böyle var milli takım falan. Ben milli takıma girince hem üniversitede burs da alırım. Yurt dışında da burs imkanlarım olur. Bu benim kariyerim için çok önemli. Ne diyorsun? Şahika. Yani söylediğin ya, her şey gerçek oldu bu arada.